Aynı amaç uğruna bir araya gelen insanların çalıştığı yerlerdir dernekler. Şimdi bir tanesine konuk oluyoruz. Pınar Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, çok mersi. Siz? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben röportajıma öncelikle Pınar Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Pınar Hanım kimdir? Bu sektörle tanışma hikayeniz. Buyurun. Şöyle anlatayım. İsmim Pınar Arısoy. 5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Eğitim danışmanı olarak çalışıyorum. Evet. Her şeyden önce veliyim. Veliysiniz? Evet. Evet. Kendi çocuğum da ilkokul 1. sınıf itibariyle buraya başladı. Hem okuma yazmayı öğrendi, hem de İngilizceyi öğrendi. Şu anda orta 1. sınıf öğrencisi ve gayet de başarılıyız. Birçok konuda yol aldık İngilizce'de. Evet, ve şu anda da burada faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Aynen öyle. Bu şekilde. Peki Pınar Hanım, burada neler yapıyoruz? Biz burada 7'den 70'e herkese İngilizce eğitimi veriyoruz. Evet. Avrupa Dil Portfolyosu'nda yaklaşık 6 tane seviye var. Evet. Hem çocuk, hem genç, hem de yetişkin gruplarında bu İngilizce eğitimlerini veriyoruz. 7'den 70'e aslında. Aynen. Ya da İngilizce öğrenmek isteyen her kişiye, her bireye. Evet. Kayıt esnasında yapacaklarımız şunlar bizim. Öncelikle hangi yaş grubu olursa olsun bir seviye tespit sınavını alıyoruz. Bunu almamızın nedeni öğrencilere hangi seviyede İngilizce dil eğitim vereceğimize o şekilde karar verebiliyoruz ki gruplarımızı ona göre oluşturabiliyoruz. Evet, çünkü İngilizce bizde çok büyük bir sorun. Aslında biz ortaokulda bile yıllarca eğitim alıyoruz ama İngilizceyi bilmiyoruz maalesef. Aslında artık... Ülkenin sorunu bu İngilizce. Aynen öyle. Artık biliyorsunuz ilkokul 2. sınıf itibariyle İngilizce eğitim verilmeye başladı. Ama yine de ufak tefek eksikliklerle tamamlayabiliyor çocuklarımız bunu. Ben diyorum ki her çocuk İngilizce eğitimini gerçekten hak ediyor. Evet. Ve İngilizce olmayanlar, İngilizcesi olmayanlar 1-0 yenik başlıyorlar hayata. Hayata bile aslında. Hayata yenik başlıyorlar. Evet. Biz seviye tespit sınavımızı yaparken, gruplarımızı oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli unsurlar. En önemli unsurlar aynı seviyedeki çocukları aynı bir grupları alabilmek. Evet. Yani aslında iyi bir grup haline getiriyorsunuz. Seviyeler hep aynı oluyor. Hep aynı oluyor. Yani bu demek oluyor ki 8-10 yaş bir seviyede olabilir. Evet. Ama 10 yaşındaki bir çocuk başka bir seviyede de olabilir. Yani seviye seviye arıyoruz. Yaş gruplarına göre eğitim veriyoruz ama gruplarımızı oluştururken seviyelere göre oluşturuyoruz. Ama tabii kişinin kendisi de istemesi lazım. Yani ben yabancı dil öğrenmek istiyorum demesi de gerekiyor. Çok da zorladığınız zaman olmuyor bu da çünkü. Tabii, ya başarılı sonuç alınmıyor daha doğrusu. Tabii ki istek çok önemli. Fakat şu da var, biz burada zaten İngilizceyi sevdirerek öğretiyoruz. Evet. Yani oyunlarla öğretiyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten çok deneyimliler ve çok başarılılar. Amacımız İngilizceyi sevdirmek her şeyden önce. Evet. Sanırım milli eğitimden farkımız da bu. Yani kalıplarla öğretmiyoruz. Yani görselleri kullanıyoruz. Ya alışılagelmişin dışında bir şeyler yapılıyor burada. Bu çok aynen net. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ama yine de eğitim sektörü zordur. Çok yapılabilecek zor. Hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Hı hı. Sizin olmazsa olmazlarınız neler peki? Bu eğitimleri verirken özellikle. Bir kere istek çok önemli. Sonra tekrarlar çok önemli. Her ünite sonunda yapılan quizlerin başarı oranı çok önemli. Bizim kurum müdürümüz her ünite sonunda mutlaka her sınıfın quiz notlarını kontrol eder. Ona göre öğrencilere ek ders, etütler koyar. Başarısız olanları. Veli ile beraber işbirliği içerisinde gidince her şey daha güzel oluyor. Aile daha çok kolay. Önemli aslında. Ailenin de teşvik etmesi gerekiyor çocukların. Kesinlikle. Bu da evet. Bir kere şu var. Hepimizin çocuğu, benim çocuğum da dahil bilgisayar oyunlarını oynuyorlar. Bunları İngilizce'ye çevirirsek, izlediği çizgi filmleri İngilizce olarak öğretirsek, seyrettirirsek her şey daha kolay olacak. Evet. Aslında bu iş bir puzzle parçası gibi. Her şey böyle yerli yerinde olması lazım. Tabii. Evet. Öğretmen, öğrenci, veli,
öğrenci. Evet. Hepsi birbirini tamamlıyor. Evet, çok severek yapıyorsunuz ama bence her bir çocuğu kendi çocuğunuz gibi görüyorsunuz burada ki siz bunu yaşayan birisisiniz. Kesinlikle öyle görüyorum. Yani benim çocuğumdan hiçbir fark yok hepsinin. Hepsini koruyup kolluyoruz. Hepsinin öğrenmesi için öğretmenlerimiz, başta kurum müdürümüz, kurum sahibimiz çok ilgili. Öğretmenlerimiz keza öyleler. Ben de gözüm kulağım gibi hepsini koruyorum. Bir aile havası oluşmuş içeride. Tabii bu içeriye girdiğiniz andan itibaren hissediliyor. Tabii. Velilerimizle de öyleyiz zaten. Hepsiyle öyleyiz. Evet. Gelen öğrencilerimiz genelde hangi bölgelerden geliyor peki? Biz İngilizce öğrenmek isteyen herkesi kurumumuza bekliyoruz ve alıyoruz da. Ama daha çok Eryaman, Etimesgut, Elvankent, Sincan bölgesinden gelenler var. Yani Ankara ve çevresi diyebiliriz aslında. Peki eğitim kurumlarına baktığımız zaman yani Ankara bölgesinde irili ufaklı eğitim kurumları mevcut. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler? Bir kere biz 1951 yılında kurulmuş en eski dil kurslarının bir şubesiyiz. Evet. Biz butik bir dil kursu olarak götürüyoruz evet. işimizi. Ve almış olduğunuz ödüller mesela, bunda çok net bir şekilde belli oluyor. Evet, bizim açıldığımızdan beri her yıl ödüller alıyoruz. Öncelikle öğrencilerimize severek İngilizceyi öğrettiğimiz için öğrenci mutlu, veli mutlu, biz de mutluyuz. Ve bu bize öğrencilerimizin, veli öğrencilerimizin bize kazandırdığı ödüller bize ayrıca en büyük başarıyı gösteriyor. Evet. Farklı bir haz yani bu parayla pulla ölçülebilecek olan değerler değil. Kesinlikle. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani istediğiniz noktada mısınız? Şöyle söyleyeyim ben. Mutlu öğrenci, mutlu veli olduğu zaman biz de hedefimize ulaşmış oluyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Biz herkesi buraya davet edelim. Lütfen. Ekran başındaki izleyicilerimize en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Bu da çok önemli. Her şeyi dil kursu değil. Bir tanışmak bile kafi diyelim. En azından bu sıcaklığı hissetmek adına. Aynen. Bunları da oradan herkesi ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.